Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce sizlere tarihteki ünlü şahsiyetler hakkında harika videolar hazırlayan Bio Tarih kanalından bahsetmek istiyorum. Kanal içerikleri genelde bilgi dolu olmakla beraber çarpıcı animasyonlar ve görsel efektlerle zenginleştirilmiş. Yani videolar hem öğretici hem de oldukça keyif verici. Attila, Roma'nın asker deposu olan Galya'yı işgal ederek yenilmezliğini tüm dünyaya ilan etmişti. İtalya seferinde 451 yılında ordularını toplayan Attila, İtalya'ya sefer başladı. Ben Bio Tarih kanalının hazırladığı videoları izlerken zamanımı dolu dolu geçirdiğimi hissettim. Sizin de aynı şekilde hissedeceğinize eminim. Kanal linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Ayrıca yukarıdan iyi butonuna tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Ziyaret edip abone olmayı unutmayın. Cengiz hayattayken Moğolistan'ın batısında fethettiği ülkeleri oğullarına tahsis etmeye başlamıştı. Nitekim Harzemşahlar üzerine yaptığı seferden dönerken büyük oğlu Cücehan'ı İtil Irmağı'na kadar hakimiyet altına alınan Deşti Kıpçak'ın doğu bölümünü idare etmek üzere bırakmıştı. Oğullarının meziyetlerini biliyor ve onların kendisinden sonra hangi bölgeleri idare edeceğini tayin ediyordu. Ölümünden kısa bir zaman önce söylediği şu sözler uzun dönemlerden sonra oğullarının meziyetlerini göstermesi bakımından mühimdir. Her kim ki yasa ve adalet öğrenmeye heves ederse Çağatay'a uymakla görür, her kim ki mal, servet, civan, mertlik ve asayiş isterse Ögeday'ı görsün, her kim ki edep, erkan, söz söyleme, kahramanlık, silahşörlük dilerse Tuluy'un yanına gitsin demişti. Bu sözleri söylediği zaman Cücehan ölmüştü. Onun için Cücehan'ın adı burada zikredilmiyor. Cengiz Han, 4 evladında ayrı ayrı vazifelere tayin ile onların meziyetlerine göre ihtisas kazanmalarını istemişti. Cüveyni'ye göre bu vazifeler şöyleydi. Cücehan, av işleri amiri, Çağatay, yasa işleri amiri, Ögeday, idari işleri amiri, Tuluy ise ordu ve askerin tesisi işlerini yürütmekteydi. Cengiz Han hayattayken 4 oğluyla yaptığı bir konuşma sırasında usulünce Mustakbel Kağan'ı kardeşler arasında kendilerine seçtirtmişti. Burada Cüce ile Çağatay arasında zıtlaşma zuhur etmişti. Cüce ne kadar yumuşak uylu ise Çağatay da o nispette dik ve sert tabiatlı şahsiyetiyle ortaya çıkmaktaydı. Ögeday akıllı ve siyasi vasfı ile babasından sonra Kağan olmaya kabullenirken Tuluy edepli ve feragatlı haliyle görünmekteydi. Çağatay Han, Cengiz Han'ın Börd'den doğan 4 oğlundan ikincisiydi. Babasının sağlığında Moğol örf ve adetine en riayetkar, annesini iyi bilen ve Cengiz yasasını en iyi tatbikçisi olarak ün yapmıştı. Diğer kardeşleriyle birlikte babasının Harzemşahlar üzerine yaptığı sefere katılmış, hatta en sevdiği oğlu Mutekin, Pamiyan Muharebesi veya Pervan Muharebesi esnasında 1221 yazında maktul düşmüştü. Celaleddin Harzemşah'a takip vazifesi verildiği için 1221-1222 kışını Hindistan hududunda geçirmişti. Daha sonraki yıllarda Cengiz Han'ın 1226-1227 yıllarında Tangut üzerine yaptığı son sefer boyunca Çağatay, Uluyurt'ta bırakılan birliklerin kumandanı olarak babasına vekaleten naiplik etmişti. Seferin sonunda Cengiz Han öldüğü için babalarının cenaze merasimini seferden onunla beraber dönen Ögeday ve Tuluy ile birlikte yapmışlardı. Büyük kardeşleri Cüce Cengiz Han'dan 6 ay önce öldüğü için bu merasimde ve seferde bulunamamıştı. Daha sonra ertesi yıl yapılacak kurultayda buluşmak üzere kardeşlerinden ayrılarak yurduna dönmüştü. Zaten babaları hayattayken kardeşler babalarının huzurunda Ögeday'ı Kağan'a halef olarak seçmiş idiler. 1228 Sıçan yılında toplanan kurultayda Çağatay Han, kardeşlerinin en büyüğü olarak Ögeday'ı elinden tutarak bizzat kendisi kağanlık makamına oturtmuştu. Daha sonra kendi yurduna dönmüştü. Çağatay Han, bundan sonraki ömrünü
bazen kardeşinin Karakurum'daki ordasında, bazen de İli Irmağı havzasında Almalık şehrine yakın Kuyas adlı ordasına geçirmişti. Kuyas yakınındaki ordasında ilkbahar ve yaz aylarında kalır, sonbahar ve kış aylarında ise Yedisu havzasındaki Kayalık şehrine yakın bir mahalledeki kışlak yurdunda kalırdı. Çağatay Han'ın böylece yaylak ve kışlak olarak kullandığı iki başkenti veya merkezi vardı. Ulu Ev adındaki otağı bu iki merkez arasında mevsimlere göre taşınırdı. Cengiz Han, ili havzasını Çağatay'a yurt olarak vermişti. Dolayısıyla daha sonra kurulan hanlığın merkezi burası olmuştu. Çağatay Han, Ögeday Han'dan hemen sonra ölmüştür. Çağatay Han döneminde hanlık tam olarak bağımsız değildi. Ögeday döneminde Altın Ordu kurucusu Batu Han ve İlhanlı kurucusu Hülagu Han askeri açıdan ön plana çıkmışlardır. Çağatay Han, Yesülün Hatun'dan olan ikinci oğlu Muhtekin'i çok severdi ve kendisine veliaht olarak görürdü. Muhtekin, Bamiyan'da maktul düştükten sonra üçüncü oğlu Bilkişi'yi veliaht yapmak istemişti. Ancak o da 13 yaşında vefat edince Çağatay Han bu defa Muhtekin'in oğlu Kara Hülagü'yü kendisine veliaht tayin etmişti. Muhtekin'in Bayçu, Börü, Yüsün Tuva ve Kara Hülagü adlarında 4 oğlu vardı. Kara Hülagü bu kardeşler içinde en küçüğüydü. 1242 yılının ilk aylarında Çağatay Han ölünce onun vasiyetine uyarak Han'ın hatunu başta olmak üzere Vezir Habeş Amit ve Çağatay sülalesi mensupları hep birlikte Kara Hülagü'yü hanlık makamına oturttular. Bu sırada Ulu Kağan seçilmediği için vekaleten Ögeday Kağan'ın hanımı Turakina Hatun naip olarak bu makamda bulunuyordu. Kara Hülagü Han'ın sükunet içindeki hanlığı 1246 yılında Güyük'ün Ulu Kağan seçilmesine kadar devam etmişti. 1246 kurultayında Güyük, Kağan seçildikten sonra Çağatay ulusunun başında bulunan Kara Hülagü Han'ı tahttan azletmişti. Zira Güyük Kağan'a göre oğul dururken torunun tahta çıkması uygun değildi. Çünkü o sırada Çağatay Han'ın oğullarından Yesü Mönke hayattaydı. Kaynakların verdiği bilgiye göre Çağatay Han'ın 5. oğlu Yesü Mönke devamlı sarhoş gezer, devlet işlerini hanımı Tayşı Hatun ve veziri İmam Bahattin Merginani yürütürdü. Hatta hükümdarların belirli zamanlarda av tertip etmeleri, merasim ve anane gereği olmasına rağmen bu avlanma işini dahi Tayşı Hatun idare ederdi. 1251 yılına kadar bu böyle devam etti. Zira bu yılın yazında toplanan kurultayda Mönke, Kağan seçilmiş, ardından Ögeday ve Çağatay evlatlarından birçokları Mönke Kağan'a tertiplenen suikast dolayısıyla idam edilmişlerdi. Bu münasebetle Kara Hülagü Çağatay ulusuna han tayin edildi. Emrindeki orduyla Çağatay ulusuna doğru yola çıkan Kara Hülagü Han yolda öldü. Fakat bu kuvvetler Kara Hülagü Han'ın hanımı Organa Hatun'un emriyle Yesü Mönke ile hanımını yakalayıp derdest ettiler. Cüveyni ve Vassaf'a göre gelen kuvvetler Yesü Mönke'yi yakalayarak Batuhan'a teslim etmişler ve idam hükmünü o icra ettirmişti. Organa Hatun, Cengiz Han'ın kızı Şişekin Hatun ile Oryat emirlerinden Turalç Üküregen'in kızıydı. Organa Hatun'un İl Çıkmış Hatun adında bir kız kardeşi vardı. O da Arık Buka ile evliydi. 1251 yılında Mönke'nin Kağan seçildiği kurultay, Çağatay ve Ögeday nesli ve ulusları için büyük hadiseler meydana getirmişti. Çünkü Mönke'nin seçiminden sonra Kağan'a karşı bir suikast hareketi ortaya çıkarılmış, Çağatay ve Ögeday sülalesinin yetişkin çağda pek çok mensubu ile devlet ileri gelenlerinden ve ümeradan mühim bir kısmı yasa gereği katledilmişlerdi. Kara Hülagü Han, Mönke Kağan'ın taraftarı olduğu için o bu hareketin dışındaydı. Hakikaten böyle bir suikast tertibi olmuş muydu? Yoksa siyaseten böyle yapılmıştı. Anlaşılması mümkün olmayan idamlar sonunda çocuk yaştaki hanzadeler umumen Kağanlık yurdunda muhafaza altında terbiye edilmek üzere bırakılmışlardı. Bu hadisenin Çağatay Hanlığı tarihinde çok büyük tesirleri olmuştu. Çünkü han tayin edilen Kara Hülagü ikinci defa hanlık makamına çıkmadan yolda ölmüştü. Oğlu Mübarek Şah çok küçük olduğu için ve başka yetişkin hanzade de mevcut olmadığından hanımı Organa Hatun, oğlu Mübarek Şah'a naiben hanlıkta hakimiyeti ele almıştı. Mübarek Şah, Çağatay hanlarından ilk Müslüman olanıdır.
Organa Hatun, Çağatay Han'dan kalan Ulu Ev adındaki saray misali otağından Çağatay ulusunu 10 yıl oğlu Mübarek Şah adına idare etmişti. Fakat 1259 yılında Mönke Kağan ölünce Ulu Yurt'ta bulunan Arıkbuk'a kağanlığını ilan etti. Çin'de seferde bulunan ağabey Kubilay da ordusu içinde kağanlığını ilan etmişti. Bu hadise 1259 sonlarında meydana gelmişti. Daha sonra iki kardeş arasında mücadele başlamış ve Çağatay Hanlığı'nın başında yalnızca hatun bulunduğu için hem Arıkbuk'a ve hem de Kubilay hanlık makamını ele geçirmek için kendi taraftarını Çağataylı iki şehzadeye yarlıklar vererek han olmak üzere göndermişlerdi. Algu, Çağatay Han'ın 6. oğlu Baydar'ın oğludur. 1251 yılında suikast hadisesinden sonra Çağatay ve Ögeday neslinden yetişkin Hanzadiler yasa gereği katledilince her iki aileden çocuk yaşta olanlar kağanlık yurdunda terbiye edilmek üzere bırakılmışlardı. Bu münasebetle 1259 sonbaharında Mönke Kağan öldüğü zaman Algu da orada bulunuyordu. Kağan'ın ölümüne mütakip Arıkbuk'a kağanlığını ilan etmiş ve Algu'ya hanlık yerliği vererek Çağatay ulusuna göndermişti. Algu, Çağatay hanlığı makamını ele geçirdikten sonra Arıkbuk'a erzak ve askeri malzeme göndermek için emir almıştı. Çünkü o sırada Çin'de seferde olan Kubilay da kendi ordusuna kağanlığını ilan ederek Çin'den Moğolistan'a giden erzak sevkiyatını durdurmuştu. Bu yüzden kağanlık ulusunda erzak sıkıntısı vardı. Fakat akıllı bir hanzade olan Algu, Çağatay Hanlığı'nın müstakil hale getirmek istiyordu. Dolayısıyla Arıkbuk'un gönderdiği adamlara topladığı silah ve erzakı vermedi. Eli boş dönen adamlarından durumu öğrenen Arıkbuk, ordusuyla onun üzerine yürüdü. Hadiseler bu şekilde gelişirken Organa Hatun ve Mesud Yalavaç Arıkbuk'un yanına gitmişlerdi. Arıkbuk'un kendi üzerine geldiğini öğrenen Algu, onu ordusuyla karşıladı. 1262 yılında Polat mevkinde yapılan iki muharebeyi de Algu kazanmıştı. Fakat 3. muharebeyi Arıkbuk'a kazanarak ili havzasına girmiş ve buraları yağmalamıştı. Arıkbuk'a burada ordusuyla bir yıl kadar kalmış, bu münasebetle kıtlık oluşmuştu. 1263 yılında Kubilay Kağan'ın ordularının kendi üzerine geldiğini öğrenince burayı terk etmek zorunda kalmıştı. Arıkbuk'a ayrılmadan evvel Mesud Begi'yi ve Organa Hatun'u dostluk kurmak üzere Algu'ya göndermişti. Bu sırada Semerkant'ta bulunan Algu, Çağatay ulusunu yükseltmek gayretinde olduğu için Organa Hatun ile evlenmiş ve Mesud Begi de eski vazifesine iade etmişti. Ancak Mesud Beg bu defa Kağan'ın valisi gibi değil, Algu Han'ın maliye nazırı gibi vazife görecek ve Maveraünnehir şehirlerinden topladığı vergiler ile Algun'un ordusunun yeniden tesisini ve kuvvetlendirilmesini temin edecekti. Böylece Çağatay Hanlığı tarihinde ilk defa şehirlerin geliri Han'ın işlerine sarf olunuyordu. 1251 yılında cereyan eden hadiseler sırasında Otrar bölgesi ve Harezm'e komşu Çağataylılara ait yerler Batu Han'ın eline geçmişti. Algu Han, amcazadesi Sarban'ın oğlu Nikbay kumandasındaki kuvvetler göndererek buraları kurtardı ve Berke Han'ın buralardaki vali ve tahsildarlarını kovdu. Hatta Afganistan üzerine kuvvetler göndererek buradaki hakimiyetini de sağlamlaştırdı. Algu Han, 1266 yılı başlarında öldüğü zaman Çağatay Hanlığı, Kağan'ın hukuki vesayetinden değilse bile fiili vesayetinden kurtulmuştu. Yani Çağatay Hanlığı artık kısmen bağımsız bir devlet gibiydi. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Önümüzdeki bölümlerde Çağatay ulusunun Delhi üzerine yaptığı seferlerden bahsedeceğiz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.